Merhaba, ben Derman Berk. Sizlere şirketler muhasebesi dersini anlatacağım. Bütün detaylarına girmeye çalışacağım. Bu dersimizde göreceğimiz konular şirketlerin muhasebelerinin tutulması, şirket türleri ve kooperatifler ile ilgili olacak. Günümüz ekonomik koşullarında bireysel sermayenin hızla önemini kaybettiğini, artık kolektif sermayenin geçerli olduğunu görüyoruz. Küçük girişimciler paralarını bir araya getirerek daha büyük şirketler kurmaya başladı. Bu da rekabet ortamında bir zorunluluk oldu değerli arkadaşlar. Bu dersimizde göreceğimiz konular nerelerde karşımıza çıkabilir? Bakacak olursa meslek liselerinde, açık öğretim sınavlarında, üniversite sınavlarında, KPSS'de, kamu ihale kurumunda, iş denetçilik, banka sınavları, SGK sınavları, muhasebe uzman yardımcılığı, gelir uzmanlığı ve vergi denetçiliği gibi sınavlarda karşımıza gelebilir. O yüzden şu anlık değil de ileride de karşımıza çıkacakmış gibi değerlendirirsek çok daha faydalı ve verimli bir ders olacağına ümidim var. Anlatacağım derslerde not tutmanızı istiyorum. Not tutarsanız daha kalıcı bir öğrenme gerçekleştirebiliriz. Şimdi devam edelim. Biraz daha detaylarını görelim dersimizin. İlk önce sizlere şirketler hakkında genel bilgiler vereceğim. Daha sonrasında şirket türleri, kolektif şirketler, komandit şirketler ve sermaye şirketlerinin ayrıntılarını anlatacağız. Sonraki ünitelerimizde sermaye ve şahıs şirketlerinin kuruluşu, sermaye değişiklikleri ve tasfiye sürecinin muhasebe kayıtlarını beraber götüreceğiz. Son ünitemiz 10. ünitede ise kooperatifler konusunu işleyeceğiz.